Şimdi motosiklet bir özgürlüktür yani. Ya o zaman Kayseri'de araba da azdı. Şimdi bakıyorum şimdiki gençlerin kullandığı motorları falan. İnan yani ben kendi çocuğuma motosiklet sürmeyi biliyorum ama motosiklet alıp vermedim yani. Ve bunun da kullanmasına engel oluyorum şu anda. O kadar bilinçli insan var ki özellikle bayan kardeşlerimiz, sürücüler veya yeni ehliyet almış gençler. Ya adam dönüyor, döndükten sonra sinyal veriyor. Böyle bir mantıksızlık olamaz. Grup Avenir Usta belgeselini sunar. ...35.963... Kayseri Hacılar doğumlu. İlk oğuldan sonra bize bir tabir vardı. Babamız derdi ki, ilk oğlu bitirdiğiniz zaman işe mi gideceksiniz, okuyacak mısınız derdi. Biz de zaten zor okuduk. Matematiğim çok güçlüydü ama okulu zor bitirdim. Gözüm devamlı sanattaydı. Çocukken de hep böyle şeylerle radyo süper takardım. Ne bileyim böyle elektrikli olsun, elektriksiz olsun bütün aletler mesela evde tamir olarak bütün işler hemen hemen çocukken elimde ben geçirdim. Babam da bu yeteneğimi gördü. Bana dedi oğlum okuyacak mısın? Baba ben okumayacağım. Ben dedim ki sanata gideceğim. Sanata verdi bizi. Bizim biladerin yanındaydı. Bir ustanın yanında çalışıyordu. Onunla birlikte bir sanayiye başladık. Aşağı yukarı senede daha ilk o diplomamızı almadan bizi sanayiye verdiler. Sanayinin ilk başladığımız meslek otodöşemecisi olarak başladı. Orada 4-5 sene kadar çalıştık. 4-5 yıl sonra kendi mailim, kendi yeteneğim benim motosiklet sektörüne sürükledi. O da nasıl oldu? Bir arkadaşım motorcunun yanında çalışıyordu. Allah rahmet eylesin. Onu da burada anmış olalım. O bizi yıllar önce bu arkadaşımla tanıştığımda bir ustanın yanında çalışıyordu. Ben de hafta sonları onların yanına gidip gelirken bu mesleğe aşikar olduk. O vesileyle o arkadaşımla bir yıl sonra sene galiba 77-78 yıllardaydı. O yıllarda bununla birlikte bir dükkan açtık biz. O dükkanı açmamızın neticesinde tabii o usta biz çırak gibi olduk. Fakat bizde yetenek öyle farklı bir yönlerde yetenekler vardı ki yeteneklerim orada toplanmaya birleşmeye başladı. Rahmetli babamadım, babamadım bana bir kaynak makinesi aldı. Allah razı olsun beni incitmedi bir kaynak makinesi aldı. Onunla ilk üç tekerli motosikletimizi yani biz artık motosiklet tamiri değil artık farklı farklı yönlerde iş yapmaya başladık. İmalat yönümüz ortaya çıkmaya başladı. 78 yılında çok güzel bir üç tekerli motosiklet yaptık. 79 yılında bitirdik. Fakat Kayseri'nin neresine gidersek gidelim o yıllarda tabii Amerikan Chevrolet'ler var. Efendime söyleyeyim. Hacı Muratlar yeni çıktı. Renault'lar 1980'li yıllarda çıktı. Ben bununla nereye gidersem halk benim peşimden koşuyor sanki böyle. Babamın da bir büfesi vardı. O büfede tekele gönderirdi babam. Oğlum sigarayı sen daha erken alıp geliyorsun. Bu tekelden sigarayı gider ben alır gelirdim. Niye? Sebebi neydi? Ben o işle gelip motosikleti yaptığım motosikletimle birlikte oraya gittiğim zaman biraz şöyle uzağa vurdum. Millet ona bakmaya giderdi. Çünkü 150-200 kişi sıra olurdu tekelde. Kuyruk, yani eskiden her yerde bir kuyruk vardı. Yani benzine girersin kuyruk, işte Türk gaza girersin kuyruk, tekele giden kuyruk, ekmek fırınına giden kuyruk. Yani kuyruksuz bizim memleketimizde bir işin döndüğünü ben hatırlamam. Şimdiki gençler bunları bilmediği için o dönemleri yaşamadığından şu an hallerinden hiç memnun değiller. Oysa ki biz halimize şükredin bir topluluk ve milletiz aslında. Ben şu anda motosiklet kendimle dahil kullanırken çok dikkatli oluyorum. Eskiden bu kadar dikkat etmemize gerek yoktu. Yani diyelim ki işte ışıklar az olmasına rağmen bu kadar trafik kazası olmazdı. Şimdi ışıklar olduğu halde kimse ışıklara riayet etmediği gibi. Yani biraz da bizim motosiklet ve bisiklet sürücülerinde de kabahat var. Ters yönden, ters yollardan geliyor kısa. Şimdi mesela kuryeler çoğaldı. Kuryelerin çoğalması sebebiyle işte adam işte yemeğini işte dürümcüsü, dönercisi,
çiğ köftecisi, bunların hepsi şu anda kuryelere iş veriyor mesela. Bunlardan dolayı adamlar test yönden kullanıyorlar. Yani hem motosikletlerde de var, bisikletçilerde de var. Yani bisiklet kullananlarda da var bu. Bir de onu da anmadan geçemeyeceğim. Şükrü Karatepe'nin zamanında biz o zaman odanın yönetim kurulundaydık. Bisiklet yollarını yaptırdık. Kayseri'de ilk defa bisiklet yollarını, Allah razı olsun o adamdan. Şükrü Karatepe'nin zamanında ilk bisiklet yollarını o adamın vasıtasıyla açtık. Ve şimdi buna da değinmek istiyorum. Şimdiki yeni başkanlarımıza da değinmek istiyorum. Bisiklet yollarına fazla önem göstermiyorlar. Usta olmuşsun, hiç kimsenin yapamadığı işleri yapayım, büyük bir haz var. Efendime söyleyeyim. Dünyaya yeniden gelsem gene ben bu mesleği yaparım diyordum. Ki 40 sene sürdü. Yani dünyaya yeniden gelsem bu mesleği yapar mıyım? Artık yapmam yani motosiklet işini. Ama bisiklete karşı meylim çoğaldı. O da nedir? Yani bisiklette şu var. Engelli insanlar var. Yani bir motosiklet veyahut da akülü bir aracı alamayan insanlar el yordamıyla sürülen bir bisiklet istiyor veya kimisinin elleri sakat, ayak yordamıyla sürülen bisiklet istiyor. Buna benzer yaptığımız kişinin sakatlığına göre yaptığımız engelli araçları var mesela. Bunlar bize büyük bir haz veriyor. Niye? Ya inan var ya, yani onu yaptığım yerde nasıl söyleyeyim? Büyük bir haz alıyorum. Yani bir ayda dükkan kiramı çıkartmayacak paralara da ben o bisikletleri yapıp veriyorum yani. Abi sanırım ki benim bir ayım boşa çıkıyor yani. Onlardan aldığım parayla. Ama ona rağmen yine de böyle biri geldiği zaman hiçbir zaman geri çevirmedim. Herkesin isteğini, istediğine göre. Kimisinin eli yok. Veyahut da elini kullanamıyor. Kimisi ayağını kullanamıyor. Veya çaprazlama elini ayağını kullanamıyor. Yani bu tür insanlara da aynı zamanda engelli bisikleti yapıyoruz. İmalatımız da var yani bu konuda, isteğe bağlı. Arkada da var herhalde baba, sen arkayı şey yapıyorsun. İşte atlamayı çok severdik. Nerede atlanılacak yer varsa oraya giderdik, oralarda atlamaya çalışırdık arkadaşlarla. Düştüğümüz oldu, kaza yaptığımız oldu ama genel artık devam ettik yani, bir yerimiz kırılmadı. En son 2008'de bir trafik kazası geçirdim. Dümdüz yola gittiğimiz halde arkadaşım yine spil attıracakmış. Aynı arabayla yan yana giderken aynı istikamette. Çünkü dönülecek bir yere diyor ki bu adam dönecekti. Ben önüne vardım, vurdum desem. Aynı yani yola gittiğimiz yerde önümüze kırdı arabayı. Direkt vardık, onun tampondan girdik. Sağ kalçadan da kırdık yani. Bir de böyle bir olay yaşadık. Tabii bunların da etkenleri var. Artık motosikletin Kayseri'de sürülmeyeceğine kanaat getirdik. En büyük motor o zaman Kayseri'de bendeydi mesela. O zaman da 2003 yıllarında galiba 2002 veya 2003'tü. 1100'lük Yamaha vardı. Yani şu an kullandığım araba 0800'lük bir araba kullanıyorum. O zamanki kullandığım motosikletim 1100'lük Yamaha. Düşün yani FC1100 diye. Dillere destan olurdu yani böyle gidip geldiğimiz yerde. Ondan evvel de çok büyük motorlarım oldu. Ya dışarıdan gelen bir insan bu mesleği asla yapamaz. Yani gerek alıp satma olsun, gerek tamirini yapma olsun. Yani dışarıdan gelip de ben fabrikadan çıktım, ya gideyim de ben şu bisiklet tamirini yapayım diyen insanı görmedim yani. Yani emekli olup da bisiklet tamirciliği yapan var ama emekli olup da motosiklet tamirciliği yapan olamaz. Niye? Bisikletle atıyorum, yani 200-300 parça çıkar. Motosiklette tam bunun tersi 1000 parça çıkar. Yani 1000 tane parçayı birleştirmek pahalı bir şey. Ama böyle 200-300 parçayı birleştirmek çok pahalı bir şey yani. Ben bisiklet tamirini seviyorum. Fakat mecbur kaldığımda yapıyorum. Nasıl mecbur kaldığımda yapıyorum? Şimdi bisiklet satıyorum. Bisiklet sattığım için vatandaş oradan aldığı bisikleti bize geri getiriyor. Usta atıyorum işte pedalı kırılmış. İşte direksiyonu gevşemiş. Jantelleri ayarlanacak. Lastiği patlamış. Abi diyor senden başka kime getireyim diyor. Ben seni tanıyorum diyor. Alsam mı? Yani Kayseri'nin birçok yerinde bisiklet tamircisi oldukça yeterli miktarda var. Ama bizdeki gördüğü samimiyete dayanarak adam arabasını atıyor. 5 kilometre, 6 kilometre, 10 kilometre yerden bisikletlerini alıp gelenler var. Altta çalışıyoruz, altta yatıyoruz. Yani yazın
Para kazanıyor, kazandığımız parayı tekrardan kışın yiyor. Kışın yediğimizden fazla bir ilerleyemedik. Yani başka vilayetlere bakıyorsun, işte 10 ay çalışıyor, 11 ay çalışıyor, 12 ay çalışıyor. 7-8 ay bile çalışan bizden çok çok daha iyi. Yani oturup bir hesap yapıyorsun, yaptığımız hesabına işin içinden çıkamıyoruz. Ama Allah-u Teala bir rızık, bir bereket veriyor. Geçiniyor, 3-5 de artırıyor yani. Olay hep böyle, senelerimiz hep böyle geçti yani. Yani şu an bana soracak olursan, ben bu mesleği burada yapmam. Sıcak bölgelere giderim. Biraz da vücudu yaşlandı. Soğuğa, sıcağa karşı direncimiz azaldığından dolayı artık biz de kaymak istiyoruz yani. O da kendim için değil, gene evlatlarım için mesela. Daha sıcak bölgede taşınmayı düşünmüyor değiliz yani. Usta belgeselini sundu.